enteresan bir konuya giriyorum. Sıkı durun. Dün biliyorsunuz Aleyna'nın görümcesi Bedriye Hanım'la bir telefon görüşmesi yapmıştı. Evet. Bağlantı sonrasında da Bedriye Hanım'ın yaptığı açıklamalarla annesini birazcık da olsa üzmüştü Bedriye Hanım. Gelini Aleyna'yı da yerden yere koyamamıştı. Önce yeni izleyenler varsa neler olmuş bir izleyelim. Sonra da sıkı durun diyorum, başka bir şey demiyorum. Ya. Annenizin biraz haksızlık yaptığını mı düşünüyorsunuz? Gelinlerine davranış biçimleri senin kızların bir gün başka çocuklarla başkalarının oğullarıyla evlendiğinde onlara olan davranış biçimleri. Ona göre davranmıyorum. Ben annemin çocuğuyum ama bazı şeyleri bilmenin anne olmakla, evlat olmakla alakası yok. Çünkü doğru bir tanedir. Sen ne diyorsun, bu şekilde nasıl konuşabiliyorsun? Kızımla beraber yüklenmişsiniz 24 yaşındaki çocuğa. Oho. Sen koskocaman kadınsın, o da koskocaman kadın 35 yaşında. Bedriye telefonu kapatır mısın? Ben Aleyna'yı koruyup sizi sen sanki böyle bunu kenara atmışsın. Sen konuşamazsın. Aleyna aradı seni. Seni Aleyna aradı. Aleyna evet, sana verdi ateşi. Şimdi sen buraya döndün. Neden? Aleyna'yı da alıp dönüyorum. Neden dur? Telefonu da kapat. Haklısın. Seninle ben görüşmek ben istemiyorum. Konuş şu an yüzleşin. Konuşmak istemiyorum artık. Yani tansiyonlarımı, şekerimi çıkardınız. Yani Aleyna'yı alıp dönüyorum. Aleyna senin olsun. Annemin şöyle demesi lazım. Aleyna cahil çocuk. Evet. Öğrenecek, büyüyecek. Annemin böyle söylemesi akıl lazım. Akıl veremezsin Aleyna ama annene. Herkesin büyütülme tarzı başkadır. Herkes başka bir terbiyeyle büyümüştür. Herkesin başkası, ailesi başka. Aleyna'yı annesi öyle yetiştirmiş. Aleyna'nın anneme olan davranış biçimi cahillik olabilir, eksiklik olabilir, öğretilmemişlik olabilir. Bunların hepsi olabilir. Ama ben sadece geçişkin, yani bizler kadar büyük olmadığı için, birçok şeyi de görmediği için, bilmediği için böyle davranması çok normal. Karşınızdaki insanlar size nasıl davranıyorsa o insanlara o etkiye tepkiyle gidiyorsunuz. Bedriye Hanım bizi çok şaşırtmıştı. Bir kadın olarak da çok takdirimizi kazanmıştı. Ama anneye de tabii böyle üzünce aradı mı seni hiç? Beni anne birazcık 38 defa mı aradı? Açmadım. Niye açsaydın? Açmadım. İyi yap. Açmayacağım. Niye kuzuyu yaptı? Televizyonda böyle yaptı. Bana telefonu beni aradı. Özür dilemesin. Benden de konuşmak istemedi. Aleyna'yı aradı. Gard aldı anlamadım yani. Ama Aleyna'yı övmedi ki dün. Ya yani Aleyna şöyle, Aleyna böyle demedi ben ki. Ben burada bir şey konuşuyorsam o doğrudur. Bedriye benden önde konuşamaz. Öyle bir hakkı yok. Vallahi 35 kere dediğin gibi telefonunu aramış seni. Kendini affettirmeye çalışmış ama Bedriye Hanımcığım bence bayağı inatçı çıktı. Ben, o inattı zaten. Arabaya atlamış ve soluğu burada almış. Bedriye Hanım hızını alamamış ve ben şu an buraya gelmiş. Ben kalkma, çünkü aranızda öyle çok anlaşılmayacak bir şey yok bence. Yok, çünkü tartışma çok yükseliyor. Bir kadın olarak sadece dedi ki yani küçük bir kız o, biraz daha doğruları sakin söylediği olmalıyız için Bedriye abladan kaçmak istiyor olabilir. Sen otur beraber. Ben de söylemedik hala. Songülcüm şöyle düşün, sana çok değer veriyor ki dükkanını bırakmış, Sakarya'dan atlamış gelmiş yani. Elini öpmeye gelmiş. Bedriye Hanım'ı alkışlarla stüdyomuza davet ediyorum. Nerede acaba? Hoş geldin. Merhaba. Eli maşallah, baksana gelişi. Yiğit ver bize sandalye. Merhaba. Gel aşkım, bu tarafa istersen otur. Gelişi gördüğünüz gibi gayet özgüvenli. Ben sarıldım. Beni korkutamaz. Ben mi kalkacağım, sarılacağım? Şu Aleyna'ya diyorum. Aleyna gitsin. Sen selafetle gitsin. Yeni otur, o yüzden. Yeni Aleyna'nın ablası. Sen niye sinirleniyorsun ya? Evet. Bana öyle arasını kötetti. Sarılışa bak. Bak Beyhan teyze söylemese sarılmayacak. Evet. Hayır, sarılacaktım, oturmasının nefes almasını bekledim ya. Açık arıyorsunuz nereden eleştirsem şimdi diye. Bedriye Hanımcığım hoş geldin. Dün estin gürledin. Söylediğin şeylerde çok haklılık payın var ama anneciğini de kırdın. Yani annemi kırdığımı düşündüğüm için zaten buraya geldim. Onu defalarca aramama rağmen telefonu açmayınca senin gönlünü almak için geldim ama... Zahmet etmişim. Yok estağfurullah, olur mu öyle şey? Ama yanlış bir şey söylediğim için gelmedim. Haksızlık yaptığım için gelmedim. Sadece
Seni kırdım, hani sen üzüldün bana, biz seninle bir tartışma içine girdik diye geldim ben. Ama söylediğim şeyler doğruydu benim. Kabul etmiyorum. Hangi kısmını mesela? Hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Aleyna'yı, Aleyna'yı. Ben... Buraya kavga etmek için gelmedim seninle. O zaman muhatap olmayalım seninle. Konuşalım diye geldim. Konuş Songül'cüğüm. Kızındır. Hayır, ben kabul etmiyorum. Yani ben buraya gelmeye de bilirdim. Azıcık evde de gönlünü almak isteyebilirdim. Bunların hepsini yapabilirdim. Yani bana gard almana gerek yok. Şunu konuşur musunuz? Mesela mevzu şu. Aleyna'nın yaşı çok küçük. Songül Hanım'ı zorlayan hareketleri oluyor. Bedriye Hanım da diyor ki anne ne olursa olsun o da bir el kızı, küçücük bir kız. Sen nasıl davranırsan karşılığını alırsın. Öyle diyorsun. Alırsın, evet, doğrusu. Yani aynı şeyi söylüyorum. Bak, böyle basit bir konu ya Songül abla. Onu bence konuşun anlaşın. Şöyle söyleyeyim ben Nursel Hanım. Nil ablanın buraya gönderdiği videodan sonra annemin tamamen Nil ablanın tarafında olması. Sen de Nil'i göz önüne almışsın, gidiyorsun. Nil niye gelmedi? Niye gelmeyecek, getirmeyeceğim. Şöyle söyleyeyim, yani Nil ablanın o videosundan sonra asla yanımda olmaması, kalbimin kırıldığını bilmesine rağmen ve Bedriye ablanın da bunu gördüğünü düşünüyorum. Bu yüzden böyle konuştu. Şu anda kendisi sadece kendi doğru olduğunu düşünüyor ama böyle bir şey yok. Birazcık etrafına bakmalı. Nil ablanın bana söylediklerinin doğruluk payının olmadığını veya hak etmediğimi kendisi de çok iyi biliyor. Ama kızına asla... laf söyletmek istemiyor. Sen... Onu anlıyorum tabii ki ama beni harcayamaz bu durumda. Bedriye ablanın tamamen tarafsız yorum yaptığını biliyorum. Yani benim neden beni savunsun? Doğruları söylüyor. Tabii ki hatalarım olabilir. Ama bu denli yaklaşmasını anlamıyorum bana. İstenme, yani bu kadar istememesi ama saygı duyması gerekiyor. Ya senden vazgeçsin diye aslında senin bir de bir iddian var. Sana da sorayım. Yani bugün Nil Hanım hakkında diyor ki Aleyna. Yani ben zamanında Mehmet'ten vazgeçeyim diye... Bana para teklif etti Nil diyor. Evet, ben bunu duymuştum, yani duymuştum derken. Sence doğru olabilir mi? Şöyle doğrudur. Doğrudur çünkü biz hepimiz ekonomik durumu iyi kardeşleriz. Ama Nil belli zaman içinde yani paranın esiri olmuş demeyeyim de paranın birçok şeyin çözümü olacağını düşündüğünü algılıyorum. Çünkü Aleyna'nın maddesel bir kız olduğunu düşünüyor. Hani parayı çok seven bir kız olduğunu düşündüğü öyle için. Öyle mi sence? Bence değil. Her genç ister kendine her şeyin güzelliğini yapılmasını. Sen yaparsın Aleyna'yı. Yaparım. Yap. Ama bana düşmüyor. Senin oğlunla evlenecek. Aleyna 20 milyarlık yatak odası istiyor. Aleyna'yı alırsın. Alacaksın oğlum, tamam. Senin. Ben anlıyorum. Ben bunları yapabilecek cesaretim olsaydı evlenip çocuk sahibi olurdum. Bu kadar çok çocuk siz yaptıysan hepsinin sorumluluğunu almak zorundasın. Ay kız, bu Bedriye'ye ben bayıldım. Vallahi bak, almak zorundasın. Çocuğu yaptırsan her şeyle katlanacaksın diyor yani. Bir anlamam. De senin en küçük çocuğunu mecbur yapacaksın. Bir de şu an her şeyin var. Hani olmasa anlayacağım. Sen var ya. Sen 3 senede bir, bak şimdi sen 3 senede bir evinin bütün her şeyini değiştiren kadınsın. Ben 20 para veriyor. Dinlemiyorum hiçbir şey. 3 senede bir eşya değiştiriyorsun. Değiştiririm, o benim özel zevkim. Benim annem 3 senede bir evinin bütün eşyalarını değiştirir. Bu ikinci ve üçüncü eşya değiştirmeyi. Değiştirir. Songül Hanım mı? Evet. Evet. Ya evet, kendini öyle yapıp kıza ne kızıyorsun? Kıza kızmıyorum. Yatak odası kız evine düşüyor. Gelirken alsın gelsin. Nil neden sevmiyor sence Aleyna'yı? Çünkü... Anneden mi etkileniyor? Yok, annemden etkilenmiyor. Etkilenmez kendisi mi kızım? Biraz şey... Etkilenmez yaşı genç olmasına rağmen biraz eski kafalı bir kız. İşte gelin hizmet eder, gelin hürmet eder, temizlik yapar, yemek yapar. Bunların hepsini bilmek zorunda. Hayır, herkes bilmek zorunda değil. Burada bir sürü kız oturuyor, kadın oturuyor. Bu... o şekilde yetişmiş bir insandır. O farklı yetişmiştir. O, örnek veriyorum, Amerika'da master yapmıştır. Eğitim hayatı olmuştur. Aleyna üniversite okumuş bir kız. Annesi kızının sadece eğitim hayatı için uğraşmış. Ve bir şey bilmiyor olabilir. Çok normal bilmemesi yani. Bilmek zorunda da değil zaten. Çünkü yaşı o kadar bunları bilecek kadar büyük değil. Sen ara bulmaya çalıştın mı Nil? Niye öyle yapıyorsun? Ben günah ona değil mi, o da kız? Hiçbir şekilde karışmamasını söyledim. Çünkü kardeşi onunla evlenecek ve kardeşini ilgilendiriyor. Aleyna'nın güzel yemek yapıp yapmadığı, Aleyna'nın temizlik yapıp yapmadığı. Belki benim kardeşim sadece güzel bir kadın istiyor. Belki işveli cilveli bir kadın istiyor. Belki karısını yormak istemiyor. Ay, ben bu model bir görünce hayatımı hiç görmedim. Ama öyle. Hizmetçi isteseydik evimize hizmetçi alırdık. Sana bir sarılayım mı? Aa, hoşuna mı gitti? Nasıl? Vallahi yanıma gel de bir sarılayım.
Ne oldu, demin korkuyordun? Yok canım. Yok yok kız vallahi. Ay, gerçekten helal ya. Yani tam olarak kafa yapımı düştüğünü düşün. Sana da helal olsun ama yetiştirmişim ama arkasında senin durumda. Üzülecek bir şey yok. Bizim benim seninle bir sıkıntım ben yok. Seninle konuşmuyorum. Hareketlerine bak. Yapma. Sen üstüne. İşte yani sen bunu yapmana gerekecek bir şey yok ki. Ben senin gelinin değilim ya da X bir insan değilim. Olabilir. Hısar evlat. İkiniz aynı yerde oturun. Bak bugün Aleyna'ya böyle davranıyorsun. Oğlun Aleyna ile evlenir. Aradan 10 sene geçer. Kızlarının hiçbiri yanında olmaz. Aleyna'dan bir bardak su isteyecek. Aleyna da vermesin, siz de vermeyin. Hiçbirinizi ama istemiyorum. Öyle olur ama işte. Ben kendime bakıcı tutarım eve. Hiçbirinizi istemiyorum. Şöyle dün Tuğba çok sert hatta seni eleştirdi. Annene Tuğba, öyle davrandığın için. Hı-hı. Neden eleştirdin? Neden çünkü eleştirdim? Ha, yok. Ben niye eleştirdim? Ben Bedriye Hanım'ı tanımıyorum. Normalde konuşmalarını ben yanlış demiyorum. Konuşmaları doğru. Ama anne. Bunu başka birine konuşsa ben derim ki helal olsun ya, ne güzel görümce. Annesi değil, susun mu ya? Bana da analığını bilsin. Bana gelince bu öyle söyleyemiyorsun zaten. Bu konuşmaları evde annesine yapsın, işlesin. Sen burada anneni televizyonun önünde bunu konuşma dedim. Rencide ne olursa olsun anne yani. Yolun sonunda bir de kötü bir anne değil. Bakmış, büyütmüş, meslek sahibi etmiş hepsini. Ben rencide etmiyorum. Bu anne var ya, pırlanta gibi anne. Belki izleyip de böyle olan kayınvalidelerde biraz anlasın ve algılasın, gelinlerine böyle davranmasınlar diye. O gelinine nasıl davranırsa kendi çocuklarından i̇şte da aynısını zaten görüyor zaten ama. Zaten tartışabiliyorlarsa gerçek anne kız gibi oluyorlar. Bırak tartışsınlar, sen girme. Tuğba. O çok sen küçük daha. Tuğba. Sen annene o annemle tartışabilecek ya da annem küçük, onunla tartışabilecek yaşta değil. Küçük dediğin 18 değil ama 24 yaşında. Küçük, 24 yaşında. Kaç çocuğun vardı 24 yaşındayken Songül abla? Kaç çocuğun vardı 24 yaşındayken? 24 yaşındayken evet. 4 çocuğumun 4'ü de kucağımda. Bitti. Ama o zamanla bu zamanı kıyaslayamazsınız. Ben de onun kızıyım. Seni benim doğurmuş, de 3 çocuğum bak. Yok. Seni doğurmuş o yaşta. Ben Aleyna'dan bir yaşı kadar daha varım. Benim hiç çocuğum yok. Vallahi eski ben, dönemle yeni dönemdeki insanların hayatlarını kıyaslayamazsınız. Anneme kimseye benim annem ne yaparsa bak en kötü şey yapsın. Benim için annemdir, arkasına kapı gibi dururum. Benden o da demek öyle canım. Benim annemle kişisel bir problemim yok. Sadece ama bak üzülüyor. O da o şekilde sen davranmalı. Sen kayınvalidenin sana böyle davranmasına alışmış olabilirsin. Ben de o algıyı yıkmaya şöyle çalışıyorum. Şöyle yapalım, bakın olay başka yere gitmesin. Aslında çok alışık olmadığımız bir görümce profili var. Ve karşındaki kadına bayağı dümdüz, o da bir kız evladıdır diye yaklaşıyor. Ne güzel çocuk yetiştirmişsin evet. Demek ki Songül'cüm. Vallahi öpüşün. Gelinle de çok gelinle de yapacağım. Öpüşün. Zaten bu şekilde davranmaya devam ederse koş. Oğlunu da kaybedecektir. Böyle bak senin gelişin nasıldı böyle. Tut kaldır onu öp. Kaldıramam o kadar ya ama sarılabilirim yani. Biz de son tadıma gidelim. Siz de öpüşün, koklaşın. Güzel ya, olur mu öyle şey, et tırnaktan ayrılır mı? Bence bayağı dobra bir kız yetiştirmiş. Oh. Elinde de öptürecek muhakkak. Tabii. Ben şeyi çok severim kız Bedriye. Üçünüz birden sarılın. O enerjiyi yani, inanırım. Sizin kendinizle iyi geçinmeniz lazım. Benimle de. Tabii üçünüz. Ona da sarılacaksın tabii ki. Allah bak Bedriye geldi neler yaptı. Şamaz ya, birbirinizi niye yiyorsunuz? Günün sen son noktasını alırız, bir şey olmaz, o da alır. Gürsel Sultanım koyacak, sen de şuradan izle olur mu? Tamam. Haydi buyurun.